anda İstanbul Havaalanı'ndayız. Daha doğrusu Sabah Gökçen Havaalanı'ndayız. Saat tam olarak 6.12 ve Belçika'ya gidiyoruz. Heyecanlıyız. Ama önce başımızdan geçen kısa bir olayı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biz Bursa'dan İstanbul'a geçiş yapıyorduk. Bu yüzden de bir otobüs bileti aldık. Daha doğrusu otobüs bileti işini Mucu ayarladı. Otogara gittiğimizde fark ettik ki bilet bir gün öncesine. Bunu da nasıl fark ettik? Bagajlarımızı verirken adam dedi ki sizin biletiniz düneymiş. Gece saat 4'te olduğu için Mucu bir hesaplama hatası yapmış. Bu yüzden de otobüse binemedik. Apar topar gittik, dedik ki hani bizim 8.30-8.50 uçağımız var. 8.30-8.50 uçağımız var. Nasıl gideceğiz? Ve bize dediler ki saat 9.30'a kadar bütün otobüsler full. Bu yüzden de bayağı strese giriyorduk ki Ercan abi bizim imdadımıza yetişti. Bizi Sabiha Gökçen'e kadar getirdi Bursa'dan. O yüzden şu anda işlerimizi hallettik. Uçağı bekliyoruz. Her şey yolunda. Belçika'da görüşürüz. Herkese. Şu anda Brüksel'e inmiş bulunmaktayız. Daha doğrusu airport'a vardık. Flixbus'tan bilet almamız gerekiyor. Hemen şu taraftan alacağız bileti, göstereyim. Şuradan biletimizi alacağız. Daha sonra da Brüksel'in merkezine gideceğiz. Oradan da 25 dakikalık bir yürüme mesafesiymiş. Biletimizi de aldık. Brüksel Midi'ye gideceğiz. Daha center'da kalan bir yer. Oraya gidip bir kendimize geleceğiz. Airport'ta her şey kartla çalışıyor. Bu yüzden de direkt eve geçmektense dayanamayacağız artık. Bir yerde oturup bir şeyler içeriz. Sonra da oradan eve yürürüz muhtemelen. Çünkü 25 dakika yürüme mesafesiymiş. Hem biraz şehri gezmek istiyoruz. Hem de hava da güzel yani. Öyle çok soğuk değil. Bu bayağı bizi sevindirdi. Hem yürüyüş yaparız dedik, hem de işte biraz geze geze böyle gideriz. O şekilde. Eve geldik. Biz Airbnb'den bir ev tuttuk. Sahibi de Martin. Şu an onunla konuşmaya çalışıyoruz. Burada internet sıkıntısı olduğu için internet bulabildiğimizde konuşuyoruz. Bir de bayağı zor şartlarda geldik buraya kadar. Bakalım bundan sonrası daha kolay olur diye düşünüyoruz.
değiştik, eşyalarımızı bıraktık, üstümüzü falan değiştirdik, bir şeyler yiyeceğiz. Hemen alışveriş yapamayız diye zaten İzmir'den bir şeyler koymuştuk, makarna falan. Bir tane sebzeli makarna yapıyoruz. Ev çok tatlı. Evi göstereceğim size ilerleyen zamanlarda. Çok tatlı bir ev, minimal. Her yerde çiçekler var, köpüş var bir tane. Alıştık gibi şu anlık, bir sıkıntı yok. Daha sonra evi göstereceğim. Turkey. Yes. Ah, okay. İzmir is close to Istanbul. Yes, yes. Okay, because I always mix up İzmir and İzmir. Selam. Şimdi bir şeyler yedik. Şimdi de alışverişe gidiyoruz. Önce bir şeyler alacağız. Haftalık ihtiyaçlarımızı alacağız. Daha sonra da biraz dolaşacağız. Çevremizde neler olduğunu birazcık göreceğiz. Şu anda alışverişe gidiyoruz. Yakında bir alışveriş merkezi varmış. Carrefour mu? Evet, Carrefour Express varmış. Carrefour Express. Carrefour neredeyse her yerde varmış burada. İlk geldiğimizde izlenimimiz biraz açıkçası olumsuz gibiydi. Ama çok arka sokaklardan geldik, yürüdük. Her yer kapalıydı. Bir de yolda bayağı çöp vardı. Bu bizi biraz yanıltmış olabilir. Şu anda ışıklandırmayla falan çok daha tatlı geliyor her şey gözüme. Belki de artık yerleştik falan ya, böyle bir şeyler oturmaya başladı. Ondan dolayı da olabilir. Bir araba ne kadar hızlı gelirse gelsin, ya yani isterse yüzde falan gelsin, ayağınızı attığınız an duruyorlar. Atmadan duruyor ya. Atmadan daha duruyor yani. Yaya kişine geldiğini görüyor ve duruyor. Hatta Mucu şey diyor, gözüm kapalı gezerim yani hani. Gerçekten çok iyi geldi. Çöp şeyini unuttum yani şu anda. İstediğiniz kadar çöp atın şu an. Evet, mesela İzmir'de de şey ki, çöp konteyner sayısı çok az mesela sokaklarda. Hani burada hiç yok. Bayağı yok yani. Evet, konteyner yok burada. Biz şey diye düşündük. Ama bence bu insanlar çöplerini direkt kapıların önüne bırakıyorlar. Sonra toplanıyor. Ya başka bir açıklaması olamaz. Bütün kaldırım çöp çünkü. Arada sokaklarda falan her yer çöp. Ama böyle düşündük. Yoksa bazı yerlerde tertemiz. Herhalde o şekilde ilerliyordur. Direkt önümüze geldi, gösterelim dedik. Böyle bir sürü çöp var sokaklarda. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar, sokaktaki çöplerden ne kadar şikayet etsek de burada insanlar yolda inanılmaz zarifler. Yani ayağını atmama gerek yok. İnsan görünce duruyorlar direkt. Yani karşıdan karşıya geçiyor musun diye bile bakmıyorlar. Geçmeyince sakince devam ediyorlar yollarına. Bayağı şaşırdığımız bir olay. Bir yerde Helin fotoğraf çekiyordu. Ve kadın fotoğraf çektiğini anlamadı hani. Yürüyecek diye bekledi böyle bizi. Bir 10 saniye falan bekledi, biz yürümedik. Ondan sonra baktı biz yürümüyoruz. Geçti yani, biz daha yürümeye başlamadan zaten durmuştu biz geçeceğiz diye. Ben bunu fark etmemiştim bile. Evet. Çünkü böyle bir şey alışkın değilim yani. İnsanların bu kadar düşüneceğini tahmin etmemiştim. Neyse, şimdiki istikamet ev. Çünkü burada kahveci falan yok. Hiçbir mekan evet, yok. Türk girişimcilere çağrımız. Evet ya, bir tane kahveci olmaz mı arkadaşım ya? Sabah geldik buraya, zaten dedik bir kahve içelim, eve gidelim. Kahve bulamadık. Neyse, eve gidelim dedik. Ot suyu içtik ya. He? Ot suyuydu o. Ot suyu. Çay diye. He? Bir tane çay içelim bari dedik. Adam black tea, black tea dedi. Dedik evet, black tea. Bir geldi. En az içinde 4 şeker vardı ve içi full nane doluydu. Böyle onların herhalde
çayı böyle oluyor. Ama tadı güzeldi bu arada. Çirkin bir tat şekerli değildi. Şekerli bitki çayıydı aslında. Aynen, şekerli bitki çayı gibiydi ama yani çayla alakası yoktu. Şimdi eve gidiyoruz. Bir sonraki karede görüşmek üzere. Eğer bir sonraki kare yoksa da yarın görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Öptüm.